Herkese selamlar arkadaşlar. Tüylü Mikrofon Sokak Röportajları kanalına hoş geldiniz. Bugün Sisi'yi soracağız, Mısır'ı soracağız, Mursi'yi soracağız. Biliyorsunuz Rabia işareti vardı, yıllarca yapıldı ama artık yasaklandı. Çünkü Sisi ile görüşüldü. Mısır'la kardeş olacağız anladığım kadarıyla. Önümüzde de Suriye'de olabilir. Farklı yorumlar geliyor. Vatandaş nasıl okuyor bu olanlara diye soracağız. Dostlar özellikle rica ediyorum. Bakın bizler burada kelle koltukta bu işi yapıyoruz. Bilenler biliyor. Önümüzdeki günlerde çok ciddi mahkemelerimiz de var. Gireceğiz ama hiçbir zaman durmayacağız. Hiçbir zaman durmayacağız. Bunu herkes böyle bilsin. Dostlara da selam olsun diyorum. Lütfen arkadaşlar nokta dahi olsa yorum yapın. YouTube algoritmamız şikayetler yüzünden berbat durumda. Yorum yapalım, video hakkında yorum yapalım. Hatta istediğiniz soruları yazın, arasından seçelim. Şöyle bir canlandıralım kanalı istiyorum. Korkmayalım abone olmaya arkadaşlar. Abone olduğunuzda gözükmüyorsunuz zaten orada. Kanalın sahibi görüyor sadece. Bazıları var çünkü çekindiğinden abone dahi olamıyor. İzliyor sağ olsunlar. Abone olalım arkadaşlar. Hatta gerekiyorsa konuşalım artık. Son 7 aya girdik. İstediklerimizi belirtelim saygı çerçevesi içinde diyorum. Şimdi videoya geçelim. Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Nasıl bakıyorsun? Ne zaman kardeş olduk, düşmandık daha dün. Nasıl oldu abi böyle? Olur mu ya? Dünya Kupası. Adam kesip atıyordu, şimdi olmuş dost olmuş. Öyle böyle olur mu ya? Endek gözündeki şey olmaz ya. Dik olacaksın, doğru olacaksın. Düşmansa düşman, dostsa dost. Bunu yaptığı yanlış bir şey abi. Mısır'la kardeş olduk artık. Kardeştik zaten. Kardeştik zaten. Değil mi? Mısır bizim kardeşimiz olmasın lazım. Ne olsun, niye olmasın ki? İşin içinde memleket çıkarı varsa olsun. İnsanlar niye kızıyorlar biliyor musun? Neye kızıyorlar? Cumhurbaşkanı İstanbul seçiminde oy isterken şöyle dedi. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım var ya dedi ki Sisi'ye mi vereceksiniz yoksa Binali Yıldırım'a? O zaman kavgalıydı. Olabilir. Bunu kardeşinle kavga ettiğin zaman barışmıyor musun? Barışıyorsun. Ama o kadar da değil canım. Mursi'ye de buradan yani Allah rahmet etsin öldürüldü. Olabilir. O günün şartları öyleydi. Bugünün şartları böyle. Esad'la da görüşürler mi? Görüşebilir. Çünkü memleketin hayrına ise görüşür. Ne diyorsun abla seçimi? 7 ay kaldı. Alacağız. Alacağız Allah'ın izniyle. Alacağız Allah'ın izniyle. Saygılar abla. Kılıçdaroğlu mu kazansın istiyorsun? Allah'ını seversen akşam bir söylüyor. Sabah aynı anda Tayyip'in söylediği söz tutuyor kardeşim. Valla ben şunu istiyorum. Kılıçdaroğlu olarak görmüyorum. Diyorum ki biraz da muhalifler yönetsin. Ha bir iyi biri çıksın. Biraz da muhalifler yönetsin. Tamam bakalım da nasıl? İyi biri çıksın. Hangisinin sözüne güvenip de vereceğiz söylesene. Mansur Yavaş'a güvenmez misin? Mansur Yavaş'a yok. Güvenmem. O da oradan valla bak gerçekten. Peki. Saygılar. Yani bu bir politika. Sisi ile el sıkışıyorsa Cumhurbaşkanımızın bildiği bir şey vardır. Yoksa Yunanistan ile Amerika tepemize biniyorlar. Mecburen birileriyle el sıkışacaksın ki Akdeniz'de egemenliğini sürdürebilesin. Yoksa saçma sapan anlaşmalarla bizi alt etmeye çalışıyorlar. Bir okuma yaparak buradan galiba Esad'la da görüşecek deniyor. Evet. Ne diyorsunuz bir öngörü olarak? Yani. Şimdi zaten yani politika başta belki hata yapılabilir. Politikalarda hatalar olabilir. Ama bunlar nerede düzeltirseniz kârdır. Bence görüşülmese şu an bizim için faydalı. Bu hamleler devlet için yapıldı diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Yani devlet oy adamları yapıyorsa bizim için yapıldı. Sürekli bir oy çalışması yapıyorlar ya siyasiler. Muhalefetiyle, iktidarıyla vatandaşı birçok şeye vaat edip sonra maalesef yarısını unutuyorlar. Şimdi en az. Politika dediğimiz şey maalesef ülkemizde oyla oluyor. Şimdi mesela ben şeyden bahsedeyim. Emeklilikte yaşa takılanlar. EYT'de pardon. Çıkacak deniyor. Evet. Yani emeklilikte yaşa takılanları bütün muhalefet kucakladı. Biz çıkaracağız, şöyle yapacağız falan dendi. Şu anda tamam yapalım dediler. Bu sefer de iş adamları şimdi bağırmaya başladı. O zaman neredeydiniz? Değil mi? O zaman neredeydiniz? Yani EYT'lileriniz lafı edilirken, herkes çıkartacağız derken onlara ses çıkartmadınız da şimdi yetkili makam çıkartmaya kalkınca mı aklınız başınıza geldi? Her şey doğru değil ama maalesef yanlış varsa herkes yanlış yapıyor. Herkes yanlış yapıyor. Muhalefeti de yanlış yapıyor, iktidar da. Şöyle bir handikapa düşüldü abi. Bakın 20-21 yıl çok uzun bir süre. Şimdi hatırlarsınız yazık o Mursi'nin kızı da vefat etti biliyorsunuz o zaman bu Sisi'nin askerleri koşulmadılar sabah namazında insanlar. Evet Allah rahmet eylesin. Siyasiler çok kalınca önceki söylediklerini yemek zorunda kalıyorlar. Şimdi her söylediğini yemek zorunda kaldı şimdi Cumhurbaşkanı. Bu da bir karizma kaybına sebebiyet veriyor abi ister istemez. Yani her söylediğini yemek zorunda kaldı demeyelim ona şimdi. Yani sen ben sözümüzü yememiz belki yanlış olabilir ama bu bir politika. Yani şimdi
bir yerden sonra bir yapacağından vazgeçebilirsin. Ya da yapmayacağından da vazgeçebilirsin. Yapabilirsin. O yüzden ülke için faydalı olan neyse onun yapılmasını düşünüyorum ben. Şimdi kesinlikle evet. Yani şimdi bir alternatif sunmak gerekiyor değil mi? Bir şeyin yerine gelebilmesi için alternatif sunmak gerekiyor. Maalesef bizim ülkemizde şu an bir alternatif yok abicim. Yok şimdi yani. Recep Tayyip Erdoğan ismi gün gün kendisi de zaten inanılmaz yani bu işleri, siyaseti bilen ve değil lider olan bir insan. Hı hı. Liderlik özelliği olan bir insan. Evet. Recep Tayyip Erdoğan'ın dengini mi arıyorsun sen ülkede abi? Abi olamaz ki. 40 yıldır siyasette, 20 yıldır sahnede imkanı yok. Dengi değil de. İmkanı yok yani. O, ben o ne arıyorum meşhur, biliyor musun canım kardeşim? Ben Amerika'dan medet ummayan, gidip orada el pençe durmayan, PKK ile alakası olmayan dürüst siyasetçi arıyorum. Maalesef şu anda abi maalesef. Bak sana bir isim vereceğim. Ümit Özdağ senin bu dediklerini yapar mı? Ben Ümit Özdağ'cı değilim ha. Ümit Özdağ yapabilir ama Ümit Özdağ lider değil. Hem lider olacak hem de bu dediklerimi yapacak. Mansur Yavaş, o biraz sallıyor gibi söyleniyor sosyal medyada tahtı. Vallahi o konuda ben bir yorum yapmayacağım ya. Yani insanlara saygısızlık olmasın diye. Mansur Yavaş'ı da destekleyenlere de saygım var. Ama gidip de HDP'yi destekleyene saygım neden yani ben saygı duymasam bile hani niye destekliyorsun demem ama abi saygı dahi duymayabilirsin. Bu bir ifade özgürlüğü. Aha. Sadece şunu düşünmek lazım. HDP'nin milletvekilleri, bakın destekleyenleri geçin. Destekleyen halk senin üst komşun, benim alt komşum. Milletvekillerinin aldığı maaşı ben ödüyoruz. Bak vallaha içinde var. Biliyorsun değil mi sistemi? Ortaya düşüyor. Devlet görevlileri alıyor maaşını. Hepimiz alıyoruz. Abi bu HDP'ye bu kadar sert söylem yapıyorsan onun arkasını getirmen lazım bazı şeylerde. Bak ben parti kapatılsın vesaire ama demiyorum ama bir duruşun varsa o duruşu. Hiç olmazsa insanlar der ki ya tamam duruşu vardı ve yaptı. HDP ile görüşmeye gidildi biliyorsun kıyamet koptu geçen ay. Evet. Resmen %1, %0,5 oyun dahi düştüğünü ben AK Parti grubundan. Haftalık ama bu oyların düşmesi. Çünkü bir hareket oluyor siyasette abi biliyorsun bir gün bile çok fazla ama HDP ile görüşülmesi konusuna ne diyorsun mesela sen? Onu sorayım sana. Bence HDP ile kısmen görüşülebilir. Bak görüşülmez deseydin elini sıkacak. Görüşülebilir. Neden? Bak daha demin söylediğin yok. İçin. Hayır. Niye böyle diyorsun? Hayır. Neden görüşülebilir biliyor musun? Ben kiminle görüşmem HDP'de? Bazı PKK taraflarını ön plana çıkartan tipler var. Onlarla ben görüşmem. Ama şu anda HDP'nin başındaki olan mesela bir bayan var ismini şu an bilmiyorum ama aklı başında insanlarla görüşülebilir. Onların teröre destek veren insanlardan uzaklaşması sağlanır. Abi çok yani, teşekkür ederim. Rica ederim. Son öngörünü de alayım. Yüzde kaçla kazanıyor Tayyip Erdoğan? Yani bence önceki seçimden 1-2 puan yukarı aşağı kazanır. %53, %54 civarı. %50, %53 arası. İlk turda mı peki? İlk turda. Peki abicim teşekkür ederim. Ben saygılar. Teşekkür ederim. Evet, eskiden Mursi vardı, şimdi Sisi var. Mursi. Vatandaş ne düşünüyor? Gelişmeler vallahi, hakkında ve geleceği. İnan valla konuşmaları dinlediysem yorum yapalım ama şimdi hiçbir şey dinlemediğim için. 7 ay sonraki biraz seçimi sorsam kim kazanır sizce? Valla Ersan mı adam kazanıyor ne diyeyim yani. Yine kazanır mı? Yine kazanır diye düşünüyorum. Aynen bu ülkenin başına kim gelse 10 yıldan aşağı toparlayamaz yani ekonomi. Yani İzmir'de kim kazanır diye sen çeketini koy sen çeket kazanır yani İzmir'de. Evet. Belediyede evet. Yani işimi öyle diyelim ben 73'ten beri buradayım ama. Peki Cumhurbaşkanlığında? Cumhurbaşkanlığında yani diyeceksin ki şu an için bütün partilerden kimi düşünüyorsun dersen de ben hiçbirini düşünemiyorum. Gerçekten evet, düşünemiyorum. Hiçbir. Çünkü yakışmaz onlar. O yakışıyor. Gene Cumhurbaşkanımız yakışıyor. Evet. Ama gençler, gençler biliyorsunuz gençlerin içinde çok az AK Partili var. Yeni nesil bayağı bir tepkili ve 8 milyon kişi yeni oy kullanacak. Bu çok büyük tabii, bir tabii canım. 2018'de Erdoğan 2018'de Erdoğan 3,5 milyon oyla yendi biliyor musunuz? Muharrem İnce'yi. Evet. Normalde bütün muhalifleri toplasan. Şöyle bir şey düşün. Her zaman taban yenileniyor. Yani zihniyetler de yenilenir. Doğru söylüyorsun ama Fikirler ayrı. Zevkler, renkler de ayrı. Öyle. Şimdi ana baba yetiştiriyor çocuğunu da. Ben AK Partili yetiştiriyorum, o CHP'li yetiştiriyor, o ne bileyim neli yetiştiriyor. Şimdi ona da ne diyelim ki yani. Tabii. Doğru söylüyorsun, yine o fark yine azalacak. Ne aynı neler var. Olacak yani. İnşallah. Yani iyi, doğrusu olan şunu, kazansın. Şunu biliyorum ama bakın AK Partililer hiçbir şekilde ve şartta Erdoğan'ın yenileceğine inanmıyor. İnanmıyor. Abi. Yani inanmıyoruz, şöyle. İnanmıyoruz. Evet yani. Yenilse dense büyük bir travma geçirileceğine inanıyorum. Bak 73'ten beri İzmir'deyim. 73'ten beri İzmir hep İzmir'dir biliyorum. Hiç değişmeyen bir İzmir'dir.
Değişti mi İzmir'in bir yerini, değiştirdiğiniz bir yeri az var mı? Az az değişiyor. Değişmedi abi. Ben 73 temeli Gümüşbala aynı, aynı yine Gümüşbala aynı. Hiçbir yer değişmiyor. Ben de yatırımlara daha çok bakarım. Gelişmemize bakarım. Bir de gelişen yer varsa burası, onun haricinde bir yer yok. Eskiden otobüsler buradan kalkardı. Ben İzmirli olduğum için çok şeyler... İzmir Belediyesi duysun bunları, çalışsınlar. Çalışmaya gerek yok abi. Biz hepsini çalışsınlar diye seçiyoruz abi. Abi çalışmaya gerek yok. Çekedini koy kazanacak. Ne gerek var çalışmaya ki yani? Yatırıma ne gerek var? Nasıl olsa kazanacak. Tencere, tabak. Bundan sonra öyle olmaz ama ben sana söyleyeyim. Ben isterdim gençler ki... Gençler çok değişiyor. Bak Konya'da, İnşallah. Konya'da muhalifler, burada da muhalifler. Yani ters abi, kazanacak bence. 5 yıla kadar değişir abi sistem. İnşallah bak. İyi olan her zaman kazansın. Biz kötüyle hizmet etsinler bize. Benim amacım hizmettir bak. Tayyip Erdoğan kaybederse Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Görünen Kemal Kılıçdaroğlu aday. Kazanamaz. Öyle gözüküyor. Kazanamaz abi. Kazanırsa diyorum. Başka birisi olursa olabilir. Başka Mansur birisi. Yavaş gibi mi? Ya Mansur olur. Ekrem İmamoğlu gibi mi? Ekrem'i bilemiyorum. Şimdi tabanını bilemiyorum. Başka da kimse yok ki abi. Şöyle i̇şte yok işte yani de. Mesela üç kim var? Var. Öbürlerde AK Parti'den kopuk gelen var. Onlar olmaz abi. İşte onlar da olmaz. Yani işte yine aynı laf, yine aynı yere gelecek, yine Tayyip'e gelecek laf. Hayır ama sen şunu ama unutuyorsun. Bak HDP bile aday göstermeyecek. Bak onu unutuyorsun. Göstermesin. Yine de zaman, öbür seçimde de hepsi yine birdi. Herkes birdi, yine olmadı. Muharrem İnce'yle olmadı evet. Evet. Ha Muharrem İnce olabilir mi? Olabilir. Hayır, bak İnce'yle bak ama. Parti olmadı ama belki bu dene olabilir. Yok abi seçim günü. CHP'nin başında dürüst bir adam olursa kazanır. Kim olursa olsun. Bu saatten sonra ama isim değişmez. 7 ay kaldı. Ben bilmem artık ama ben öyle derim. Ondan başka bir şey olmaz. Abi bu olmaz. Videolar aynı zamanda hatıra biliyor musun? Baba olsun. Yıllarca izlersin. İnşallah abi, inşallah. Ben de izlerim. İnşallah. Şimdi iyi olan kazansın. Kimler kazanacak? İyi olan kazansın kardeşim. Bir şeyimiz yok.